Yeni telefon alırım. Daha uzun kullanırım. Telefonu yenilemek için önce kafayı yenileyelim. Zaten hepsini 2-3 yıl kullanıyorum. Yenilenmiş telefon alırım, 12 taksit de öderim. Murat abi, doğuda Miami Heat Atlanta Hawks'a 105-116 yenildi. Ve bana sorarsanız bu turun sürpriz neticesi bu oldu. Ben Miami'nin kazanacağını düşünüyordum. Ben de düşünüyordum ama yani öyle bir ezildi ki, evet. Boyalı alan sayıları, hücum reboundları, yani Capela ezdi geçti şeyi, yani ben sana söyleyeyim. Evet. Kesinlikle. Adebayo. Yani hiç Ömer'i düşünmemesi beni biraz üzdü. Yani tamam, Ömer çok sıfır play. Ben mesela Kevin Love'ın da 3 dakika süre alması falan. Yani o zaman niye aldın Kevin Love'ı? O adamı sen üçlük atıp rebound alsın diye aldın. Evet. Üçlükler girmiyor. Rebound alamıyorsun. Bir dene yani, değil mi? Spolstra esasında Miami'den ziyade Spolstra beni hayal kırıklığına uğrattı ama işte orada o ceza atışları girmeyince, ki Kyle Lowry'yi çıkarırsam %20 ile 3 katlı, evet, diğerleri. Lowry de 9'da 6 kaç kere atacak bir daha abi, yani çok ekstra çok bir maç çıkardı. Şimdi öyle olduğu zaman Adebayo'nun devrilmelerinde orası kalabalık oluyor. Butler'ın drive'larında orası kalabalık oluyor. Zaten ikisinin ikilik yüzdesine bak. Üçlükler girmediği zaman. Şimdi Duncan Robinson'ı da biraz Edwards gibi kullanıyor. Onu tamamen artık yok sayıyor. Yok tabii. Ama bu adam yani ne kontrat oldu? Kontrat aldı. Ha? Bir de kontrat aldı. Abi Miami'deki kültür öyle kontrat aldı. Yattığı bir kültürü değil ama. Biri onu kenara çeker, Udonis Haslam veya birisi. Bak iki bacağım var, o konuda... Hayır, hakikaten öyle... Haslam da son maçında müthiş oynadı, gördünüz mü bilmiyorum. At yaptılar. Yani biraz böyle orada da bir Spolstra'da umutsuzluk mu? Yani bir tuhaflık hissettim. Eric Spolstra gibi yönetmedi maçı yani. Tabii Gabe Vincent, Max Strauss ve Caleb Martin... undrafted oyuncular. Tamam. Rotasyonda 24, 24 ve 29 dakika alıp 3 oyuncu toplamda 9 sayı katkı verdi. Bu geçtiğimiz dönemlerde hep övdüğümüz, bak kimsenin görmediği şeyleri görüp koyup netice alıyorlar şeyi. Bu sezon sanki sekteye uğramış gibi gözüküyor. Bana da öyle geliyor. Yani 1-2 senelik başarıdan sonra bu oyuncuların, Duncan Robinson da keza öyle. Yani ilk çıktığında ilk 2 senesinde muazzam. İkinci senenin sonunda bir anda kesti ve bir daha görmedik gibi bir şey oldu. O yüzden bu kısa dönemli başarı yakalayan genç oyuncu şeyinden Miami biraz sanki çekecek gibi gözüküyor. Lowry de yaşlandı. Adebayo bence geçen seneki çıkışını bu sene sürdüremedi. Yani geçen sene muazzam bir çıkış vardı. Orada kaldı gibi gözüküyor şu anda. Sanki zirvesine, yani bardağı doldurdu mu sorusu mevcut. Butler da yaşlanıyor. O yüzden Miami için işler sanki istenildiği gibi gitmiyor. Atlanta'da da Trae Young Murray ikilisi sayı yükünü, Capela'da söylediğiniz gibi rebound yükünü alınca galibiyet geldi. Abi orada işte birçok oyuncudan çok önemli. Tabii Sadık Bey, Bogdanovic. Bogdanovic'den geldi. Yani Miami'nin tam tersine orada bir derinlik tabii. Görüntü ve şey, derinlik vardı ama tabii Capela bu kadar domine edince o kadar rahatlatıyor tabii ki öbür işleri. Çok. Yani herkes rahat atıyor. Girmezse zaten bizde diyor. Yani. İkinci maçta da Chicago deplasmanda Toronto'yu geçti ve de belki de sürpriz bir galibiyete ulaştı. Zach LaVine müthiş oynadı. DeRozan'ın küçük kızı da gündeme damga vurdu. Yani o kadar rahatsız ediyor mu bilmiyorum ama ha? Yani sempatik bir hikaye diye bence. Evet, şey yani yaptı, o şeydeki Baskonya'daki kadın kadar rahatsız etmez. O bence tek bir izleyici çok rahatsız edebileceğini düşünemiyorum. Yani. Yani bir tane izleyiciden dolayı, bir tane taraftardan dolayı o yani bambaşka bir şey. %50 foul atmak. Ya zaten Toronto yani 19 sayı öne geçip maçı verdi. 18 serbest atış kaçırdı. Maç sonunda yani
Bir tarafta Oklahoma City'ye git. 12 saniye içinde 8'de 8 atıyor. 3 tane genç oyuncusu. Evet. Yani Toronto bence bu sene sonunda şey yapacak. Yani o takas döneminde yapmadığı takasları hamleyi değerlendirecek. Yapacak ama neye karar verecek, kime karar verecek onu bilmiyorum. Ama Nick Nurse de büyük bir ihtimalle başka bir takımın başına geçecek. Bakalım. O da orada işte kaç sene oldu. Tabii. Şimdi. Yani o açıdan hiç iyi bir görüntü değil. Bu kadar atletik bir takım, bu kadar işte orada da basketbol IQ'su çok önemli. Çok. Yani yani Van Fleet'i hiç saklayamadılar bu maçta. Hiç. Levine onu görünce drive etti. Başkası zaten onu alınca şutunu kullandı. Maç sonunda Levine turnike atıyordu. Karşı tarafta Oklahoma inanılmaz zor şut seçimleri yapıyordu. O yüzden yani çok rahat bir dördüncü çeyrek oynadı aslında Chicago. Kesinlikle ama kızı götürmüyor Miami'ye, ne olur bilmiyorum. Okulu varmış. Okulu varmış. Yani ben orada Miami daha belirleyici olacak gibi geliyor. Yani bu ilk maçtaki Miami görüntüsü olursa Chicago'ya şans veriyorum ama işte Adebayo olsun, diğer bu undrafted takımı dediğimiz üçlü biraz toparlarsa Miami geçecektir turu diye düşünüyorum. Ama Chicago tarafında da söylediğiniz gibi ben de oyunu daha çok Toronto tarafından okudum. Yani bu maçı aslında Toronto hediye etti Chicago'ya. %50, 18 serbest atış kaçırmak ne demek? Hem öyle hem de farkı açtıktan sonra böyle bir fark, böyle bir maçta. Abi orada Zach LaVine arda arda 7 sayı attı. Ondan sonra biraz sonra 9 sayılık bir seri 7'sini attı. 14 sahada, sayı. Sahada tecrübe, yani tecrübeli lider eksikliği de vardı. Toronto'da. Toronto'da. Yani Kyle Lowry, DeRozan gibi iki tane muazzam. Kawhi sonra geldi gitti ama yani şey yok. Van Fleet, işte Scottie Barnes zaten genç. Pascal Siakam o oyuncu değil bence kesinlikle. Değil. Yani bir şey bile yok. İlla rol olarak yıldız olmasına da gerek yok. Steven Adams'dır mesela. Takıma gençler bir sakin olun diyebilecek bir karakterin de olmaması işler kötüye gidince arka arkaya çorap söküğü gibi getirdi. Ben Toronto taraftarını ve playofflardaki o atmosferi seviyorum. O yüzden elenmelerini üzüldüm. Evet. Bakalım ne olacak diyelim ve playoff eşleşmelerini konuşmaya geçelim.